Geçen sağ olsunlar bizi de çağırdılar. Naim filminin ön gösterimine gittik. Bayıldım güzel insanlar. Tam arkamda Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem abi oturuyordu. Ona da söyledim. Bir sürü spor filmi izledim bugüne kadar. Arada tavsiye de ederim size şunu izleyin diye. Ben böyle kaliteli spor filmi görmedim. Harikaydı. He? Müthişti. Naim oynayan güzel insan döktürmüş resmen. Muharrem abi gözleri dolu çıktı filmden. Bir süre kendine gelemedi. Yapıncıya da dedim aynısını. Rahmetli ölmeden demişti hayatım film olsun isterim diye. O açıdan da iyi oldu. Gerçekten şahane bir film. İzledikten sonra dedim ki mutlaka Naim Süleymanoğlu'nu anlatmam lazım. En azından bir yerinden tutayım hikayenin, gerisi filme kalsın. Hadi bakalım başlayalım. 418¾ pounds on the bar. Oh, a wiggle of the hips. No, no. Come on, Naim. Oh, unbelievable. Oh, incredible. And he let it down as if it was his school bag. Güzel insanlar, Bulgaristan'da soydaşlarımıza az zulüm yapmadılar. Kimlikler değiştirildi, camiler kapatıldı. Kolay mı? Öyle anlatınca masal gibi geliyor. Naim Süleymanoğlu'nun da bu durum canına tak ediyor. Ben kaçacağım, namussuzlukları da herkese anlatacağım diyor. Ülkücü kimliğiyle bilinen Ozan Arif bir gün Avustralya'ya, Sydney'e gidiyor. Sahneye çıkacak. Oradaki Bulgar soydaşlarımız Ozan'ı misafir ediyorlar. Kuzular, yemekler, ikramlar, o biçim. Neyse, sonra Frankfurt'a gidiyor Ozan Arif. Orada bir telefon geliyor. Avustralya'da misafir edenlerden biri. Abi nasılsın, iyi misin? Sohbet muhabbet derken diyor ki abicim Naim Süleymanoğlu geldi, adam kaçmak istiyor. Ama beceremedi, beceremiyoruz, nasıl yaparız? Ozan Arif hemen ülkücü arkadaşlarıyla durum istişare ediyor, becerebilir miyiz diye. Başlıyorlar çalışmaya. Çok istiyorlar bu işi kıvırabilmeyi. Çünkü o zamanlar onlar da farkında Bulgar zulmünün. Bunlar mitingler yapan, sesi duyurmaya çalışan insanlar. Naim'in durumunu da iyi bir fırsat olarak görüyorlar. Başlıyorlar çalışmaya. Sydney'deki arkadaşlarını örgütlüyorlar falan. Bir gün madalya almış yine rahmetli. Akşam kutlamada millet içerken bakıyor herkes sarhoş. Akşam böyle 10 suları, dışarıda yağmur var ve milletin zil zurna halde olması istifade hop mutfağın kapısından kaçıyor ve büyük operasyon başlıyor. Naim Süleymanoğlu tedirgin, korkuyor. Nasıl korkmasın? İş, büyük iş. Gerekirse artık silahlar falan devreye girecek. Öyle düşün. Allah muhafaza. Adamın hayatını kaydırırlar vallahi. Sonunda kaçırdılar. Kaçırdılar ama şimdi ne olacak? Naim üstlerine kaldı. Alan yok. Sahip çıkan yok. Ne yapacağız şimdi? Sağa sola telefon açmalar başlıyor. Diyorlar ki en fazla destek olarak ekmek veririz, aş göndeririz. Allah'tan Turgut Özal'a haber uçuyor bir şekilde. Aracılar haber gönderiyor. Özal da gereğini yapın diyor. Televizyonlar tabii o sıralarda bas bas bağırıyor. Şampiyon kayboldu, şampiyon kayboldu diye. Neyse abi pasaport ayarlandı. Londra'ya gidildi önce, orada bir gece kalındı ama elçiliğin önü nasıl biliyor musun? Ana baba günü. 200'e yakın gazeteci var dışarıda. Bulgar ajanları orada. 16 kişiler miymiş neymiş? Tehditler o biçim. Naim'i alacaklar. Başka yolu yok. Suikast tehlikesi de var. Duyumlar öyle. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Oturup plan yapıyorlar. Plan şu. Boyu posu rahmetliye benzeyen Ahşi'yi çağırıyorlar. Pardesüyü giydiriyorlar abi. 4 araba peş peşe çıkıyorlar. Ve havaalanına öyle varıyorlar. Naim Süleymanoğlu artık son düzlükte. Yanında başbakan danışmanları Can Pulak, Selim Egeli var. Turgut Özal diyor ki benim basın toplantım var. Siz benim özel uçakla getirin Naim'i, doğrudan basın toplantısına gelin. Salona ben çağırınca girin. Basının falan haberi yok durumdan yani. Uçaktan İstanbul'a nihayet iniyorlar. Hatta orada Süleymanoğlu'nun, Şalamanov değil bak ha, Süleymanoğlu öyle Türk kimliğini kolay kolay değiştiremezsin işte. İner inmez yeri öpüyor. Çok acıklı bir görüntüdür o. Ve sonra Turgut Özal'ın yanında en çok beklediği fırsatlardan birini elde ediyor. Zafer'e Kaçış da güzel bir spor filmidir. İzleyin ama asıl Zafer'e Kaçış bu işte. Niye biliyor musun? O ilk basın toplantısında dediği gibi çıktı dedi ya, adımı değiştirdiler Bulgaristan'da. O zamandan beri plan yapıyordum. 2 sene sonra başardım diye. Asıl dert buydu güzel insanlar. Bu adam insanüstü bir çabayla insani hedefini sporla açığa vurdu. Bulgaristan'daki Türklere uygulanan baskı politikası döneminde Türk bölgeleri dışa kapalıydı. O zamanlar kimse bilmiyordu ki Türk bölgelerinde ne olup biter. Naim Süleymanoğlu bu olanları dünyaya duyurdu. Bu çok büyük bir kahramanlık hikayesidir o yüzden. Ve bunu yaptığı yaş, senin YouTube'dan bu hikayeyle tanıştığın yaş he. Kendini küçük görme o yüzden. Ben ne yapabilirim bu insanlık için, insanım için?
Bir düşün artık. Instagram hikayesi peşinde koşacağına gerçek bir hikaye nasıl yaratabilirim ona kafa yor. Zor bugünlerde tabii. Orçun'la konuşuyoruz kayda girmeden. Konuştuk değil mi? Hani bu olayda hala Turgut Özal'ın basın toplantısında Türkçeden Türkçe'ye çevirisinin geyini yapıyor. Sürekli yaptırıyorlar. Camileri kapalılar. Camileri kapamışlar. Kimlere kaldık Allah'ım? Biz niye anlatıyoruz bu insanları kardeşler? Biz bu kahramanlarla büyüdük. Siz de tanışın diye. Çocukluğunda süper kahraman gibi bir şeydi Naim Süleymanoğlu. Gibisi Fazlıoğlu. Baya baya kahramandı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisinden söz ediyorum size. O güne kadar kim duymuş halteri, madalya yüzü görmemiş ülkeydik. Bir güreşte yedik işte, hoş. Bugün de yine isim sayamazsın doğru düzgün. O zamanlar Naim'le birlikte bir çırpıda sayardık. Halil Mutlu, Hafız Süleymanoğlu, Sunay Bulut, Dursun Sevinç, sonra Erdinç Aslan, Taner Sahar gibi haltercileri ezbere çıktı bak, görüyor musun? Kendi de söylerdi rahmetli, yıldız sporcu çıkaramazsan halteri izletemezsin diye. Ama işte yıldızda kolay olunmuyor be güzel insanlar. Bugün filmi çekilecek seviyeye gelmek kolay mı? Düşün, kamera karşısında boş bir salonda ağlıyor. Çektiği acıların, yalnızlığın ve sorumluluğun gözyaşları. Sen yapabilir misin mesela sabah 8'den 1.30'a kadar, öğleden sonra 4-8 arası, akşam da 10'a kadar antrenman. Herkes evine gider, ben gece yarısına kadar çalışırdım diyor. Ya öyle kolay mı? Bu adam boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı. Çok bedel ödedi, çok fedakarlık yaptı. Sanki Bulgaristan'da keyfi yerinde değil miydi? Deli misin? Cillop gibiydi her şey. Milli takımın omurgası değişmez sporcusuydu. Devlet başkanıyla teke tek görüşüyordu. Düşün, devlet başkanı sana diyor ki dile benden ne dilersen. Böyle bir sporcuydu. Ama işte diyor ki kendisi, soydaşlarıma sırt çeviremezdim. Dünya benim sayemde Bulgaristan'da yaşayan insanlarımıza yapılanları duydu. Ardından da 1989 göçü geldi diyor. Ya kendi ağırlığının 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırmak mıydı mesele? Yoksa hayatını anlatan cümle şu mu olurdu? Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Keyif adip abi. Tabii ki ikincisi değil mi? Sen bugün ortalıkta adam adam diyerek dolaşanlara sporcu diyorsun da kaç tane Türk tanıyorsun Time dergisine kapak olmuş? Oysa bak dinle rahmetli Naim Süleymanoğlu ne diyor? Bayram dediğimizde çocukluğum aklıma geliyorum. Nedense çocukluğumdan beri bayram hiç kutlamadım. Çocukluğumuzda babaannemin veya anneannemin, büyüklerimizin ellerini öpmeye gidiyorduk. Onlarla beraber oluyorduk. Bugün ailemle birlikte olmak isterdim. İnşallah 89 yılında 3. bayramında ailemle beraber kutlarım. Ben çocukluğumu hiç yaşamadım. Şampiyon olmanın bedeli çocukluğumu yaşamamak oldu. Bakınca gıpta ediyorum diyor çocuklara. Benim hatırladığım her şey o zamanlara dair sadece antrenmanlar, şampiyonalar. Altın madalyalar aldım, karşılığında çocukluğumu kaybettim. Bir ömür düşünün, çocukluk yok. İhtiyarlık da yok. 50 yaşında gencecik gitti, göçü verdi dünyadan. Karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı. Sonra beyin kanaması falan. Şimdi oralara çok da girmek istemiyorum ve sonrasında da vefat haberi geldi işte. Allah gani gani rahmet etsin. Şöyle toparlayayım, bu hikayeden bir ilham alacaksak şayet, alın size güzel bir özlü söz. Deneyim yumuşak yatağa ve kuş tüyü yastığa yatılarak kazanılmaz güzel insanlar. 15 yaşında altın madalya, 16 yaşında halter tarihinin en genç dünya şampiyonluğu rekoru. 84, 85, 86'da dünyada yılın haltercisi. 92'de dünyanın en iyi sporcusu unvanları, ondan sonra zaten cep herkülü lakabını takıyorlar. Bize ait bir yakıştırma değil yani, baya baya Amerikanlar koyuyorlar bu ismi. Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu yine kendisi. Allah'tan gelmiş bu ülkeye de sporcunun hasını görmüşüz. Allah'tan sırf Seul olimpiyatlarına katılabilsin diye hükümet Bulgaristan'a o 1 milyon doları ödemiş engel olmasınlar diye de 6 dünya 9 olimpiyat rekorunu kırmış. Toplamda da 46 zannediyorum ha dünya rekoru. Sayıya bak. Sakat sakat bile rekor kırmışlığı var ha. 94'te düşün yani. 95'te yine Çin'de sakattı galiba. Aldı ama altın madalyaları topladı. Böyle bir adamdı yani rahmetli. Dedim ya Allah nur içinde yatırsın. Demem o ki ilham hikayeleri peşinde koşuyorsanız ahan da önünüze güzel bir örnek, şimdi filmi de çıktı. Gidin izleyin işte. O da küçük yaşlardayken madalya alanları seyredip lan bir gün böyle olmalıyım diyormuş zaten. Çok da farklı değil vaziyetler neticede. Öyle halter falan ilginizi çektiyse de şimdi korkmayın ha kısa kalırım diye. Kendi sözüdür. Halter yüzünden kısa kalmadım. Anne tarafına çekmişim diyor. Ha, fıtratında kabiliyet yok mudur? İllaki vardır. Bak dinle mesela, diyor ki Emre Belezoğlu'nda halter milli takımı sporcularından bile çok kas var. Suratına maske taksın, haltercilerin arasına girsin.
Kimse ayıramaz. Allah Emre'ye sporcu adaleleri vermiş. O da çalışmış, hakkını vermiş. Halter yapsa da kesin zirveye çıkardı diyor. İşin bu boyutu da var elbette. Ama hayatın hangi evresine dümeni kıracaksan güzel kardeşim, al sana kapı gibi hikaye işte. Daha da Dünya Halter Federasyonu As Başkanlığını, siyasi denemelerini anlatmadım. Düşün. Sadece bitirmeden şunu söyleyeyim, burası da mühim. 1. Bu kadar şöhretin içinde dağıtmak ve dağılmak da var. Hocalara izin vermemiş. Şımarmaktan söz ediyorum yani. Bir de vefa duygusu çok önemli. Sırf kaçmasına yardım ettiler diye MHP'den bir belediye başkanlığı, bir milletvekilliği denedi. Olmadı, nasip. Bu iki konuda kulağa küpe dursun. Son sözde Naim Süleymanoğlu'nun olsun. Bazı sporcular çok fazla çalışır, olmaz. Bazıları da çok yeteneklidir ama çalışmazlar. İkisi de zirveye çıkamaz. İyi sporcu hepsini bir araya koyan kişidir. Haydi selametle.